Evet, Kral Doğan seyircilerimiz. Burası Cendele Köprüsü. Roma İmparatoru Septimus Severus tarafında yapılmış. Çok büyük, çok eski bir köprü. Aslında köprü orijinal ismi Septimus Severus Köprüsü ama daha sonra ona Cendele Köprüsü denilmiş. Şurada köprü hakkında bilgilendirme panosu var. Milattan sonra 193 ile 211 döneminde yapılmış deniliyor. Severus arkadaşımız da şu oluyor. Evet, köprünün girişinde aslında şu sütunun üstüne birer kartal heykeli vardı zamanında ama sökülmüş zaman içerisinde. Altında da Sincik Çayı. Bu da Fırat Vadisi'ne doğru gidiyor. Sevgili Kral Doğan izleyicileri. Eski Kartal'dayız. Kartal Kalesi burası. Asıl Kartal yuvası diyeceğimiz kale bu aslında. Tam bir kaya. Daha doğrusu bir dağ başı, bir kaya üzerinde kurulmuş bir kale. Çok büyük, devasa bir kale. Aşağıda Kartal Vadisi, Sincik Vadisi, Sincik Çayı. Şöyle tepeye doğru çıkacağız birazdan. Kale bayağı büyük, görkemli bir kale. Evet, şimdi Kata Kalesi'nin zindanına ineceğiz. Şöyle bir göstereyim etrafı. Evet, gençlerinde şu anda zindana iniyoruz. Eski zamanlarda tutsak edilmiş savaş esirleri bu zindana getirilmiş. Şöyle aslında derin bir vadi var aşağıda. Bu da birinci katı. Birkaç daha kat aşağı iniyor bu zindan. Şu anda karanlık ama birkaç kat inmeye çalışacağız. Eski zamanlarda dediğim gibi zindan olarak kullanılan bu yer. Şimdi tabii modern bir sanat müzesi haline getirilmiş. Şöyle değişik değişik figürler var burada. Ne olduğunu anlam veremedim ama ahtapot mu desem, başka bir şey mi bu? Şöyle üstüne vizyon gösterisi yapılıyor. Şurada da bir bölme var. Aynı şekilde böyle vadiye köye. Eski kata burası işte. Şöyle gideyim. Burada da geniş bir pencere var. Yine dediğim gibi Kanda Vadisi, Fırat Vadisi'ne açılan bir yer burası. Aşağısı çünkü Fırat Vadisi, Fırat neydi? Şöyle bir yer. Şöyle zindanın tavanını da gösterelim. Şurada bir sütun başlığı var ama ters yerde galiba. Evet. Zindanda görmüş olduk. Bu da zindan merdiveni yukarı doğru çıkacağız şimdi.
Evet, burası gerçekten çok büyük bir kale kompleksi. Şu an kalenin en uç kısmındayız. Şu aşağıda ta vadiden bir nehir yatağı geçiyor. Nehir yatağından üst kısmına kadar merdiven yapılmış. Dümdüz bir kaya. Kayanın tam en tepe noktasında ise ana kale karargah yeri var. Şöyle derin bir vadi var, uçurum var çünkü. Yani şu an tam uçurum kenarındayım. Şöyle bir göstereyim. Evet. Karşıda başka bir tepelik var. Şu yol Nemrut'a giden yol. Birazdan oradan geçeceğiz. Kaleye doğru gidelim bakalım. Yani gerçekten uçurum, bildiğiniz uçurum burası. Şöyle su sesi geliyor zaten. Büyük bir su yatağı var aşağıda. Bu da aşağıdan Fırat Nehri'ne doğru gidiyor. Fırat Nehri'nin bir kolu daha doğrusu bu. Derin bir vadi. O kadar uzak değil. Hemen birkaç metre ötesine ise diğer vadi başlıyor. Bu da başka bir vadi. Başka bir su kaynağı. Köy merkezi de bu vadide. Kale tam bir kayanın üzerine kurulmuş. Öyle bir yer. Asemi Antik Kenti'ndeyiz. Asemi Kalesi var şu tepe noktada. Şu anda ben bildiğiniz bir uçurumun kenarındayım. İnanılmaz yükseklikte bir yer burası. Şu ilerisi Fırat Vadisi. Fırat Nehri zaten ileride. Karşıda başka tepe rüzgarda nasıl esiyor? Evet, Asemiye Kalesi bu. Gezme şansımız oldu. Şurada eski Kahtah Köyü. Tepe harika. Evet, şöyle biraz da etrafı göstereyim. Kale şu şekilde devam ediyor zaten. Şu anda Kumakene Kralı'nın yazlık başkenti dedikleri Asemya'dayız. Şurada iki tane büyük heykel vardı, bir de yazlık heykeller ama kafa kısmı kırıldığı için belli olmuyor. İşte şu kocaman mağara, insan yapı bir mağara, bir mezar odası aslında. Mezar 1. Antikos'a ait olduğu söyleniyor. Kral 1. Mitrades'e ait olduğu söyleniyor. Şurada mezar odası. Aşağı iniyor ama karanlık ve maalesef kapalı olduğu için inemiyoruz tam aşağıya. Tam ortaya çıkartılmadı ama Kral Mitrades'in mezarı olduğuna inanılıyor. Devasa bir mağaranın içerisinde kapısına dev siteler, heykeller olan bir yerken bugün geriye işte böyle bir şey kaldı. Mağaranın girişi bu. Şu anda aşağı gittik ama bir türlü dibe inemedik. Şimdi yukarı çıkmaya çalışıyoruz. Şimdi yukarı çıktıkça ışık gözüküyor ama şu anda kör topar gidiyoruz. Şöyle arkadaşım var arkamda ama o da önünü göremiyor benim gibi. Çok fazla derinle indik. Hava da bu da azalmış gibi. Evet. Öbür dünyaya açılan kapı. Nihayet bir ışık gözüktü ileride. Evet. Işık gözüktü. Kurtulduk. Bugün de ölmedik be. Nasıl çıkacağız buraya? İnşallah fena olmaz. Evet. En azından ışığı gördük. Işığa doğru şimdi gideceğiz. Tamamdır. Şurada arkadaşım da geliyor. Dur. Evet. Kavimler gücü başladı.
Maç vazifesini getiren turist kardeşlerimiz şimdi aşağıya doğru geliyorlar. Tabii en az 2 saat yürüyüşleri var daha. Herkes buraya gün batımına geldi ama maalesef güneş çivili davrandı, bulutlar arkasında kaldı. Thank you.